Şimdi öncelikle ve öncelikle şu açıklamayı her dersin başında yapma ihtiyacı hissediyorum. Ben tefsir hocası değilim. Ben sadece öğrencilerimizle birlikte yapmış olduğum Arapça çalışmalarının soruları ve ayetler üzerinde çalışmasını yaparak böyle acizane kendimizi yapmış olduğumuz dersi burada kaydını alıp paylaşmaya gayret ediyoruz. Şimdi biz İnfitar suresinde 30. cüzü çalışıyoruz. İnfitar suresinde aşağı yukarı bir 5 tane ayetimizi yaptık. Yapmış olduğumuz ayetlerde de gördüğümüz, karşılaştığımız anlam çalışmalarını şimdi bir şöyle kısa tekrar edeceğim. Özellikle son 5. ayet üzerinde birazcık durmaya gayret edeceğim. E, Mekki bir sure olduğunu, özellikle de Mekki surelerde dikkat etmemiz gereken bir gerçek olduğunu bu gerçeğinde özellikle ve özellikle tevhidi inşa eden ahiret hayatına yönelik ayetlerin çok fazla olduğunu, ahiret inancının vurgulanmaya çalıştığını bu şekilde daha önceki çalışmış olduğumuz ayetlerde görmüştük. Şimdi ahiret inancını, e, ahiret inşası ve ahiret inancını oluşturmaya çalışırken de Rabbimiz gerçekten çok güzel örneklerde, çok güzel bir şekilde özellikle ve özellikle önce kıyamet sahnesini, arkasından da kıyametin kopuşuyla beraber ahiretin nasıl inşa edilmiş olduğunu bize göstermekte. Biz birinci ayette özellikle e, diyor diyoruz ki burada Bismillahirrahmanirrahim. İze sema u infadarat şeklinde söyledik. Burada gök yarıldığında ya da gök yarıldığı zaman. Yani öncelikle ve öncelikle göğe gö, göğe bir bakın diyor. Şimdi önce bir bunu hayal edebilmemiz için göğe bakmamız ve göğün durumda ve nasıl olduğunu anlamaya çalışmamız gerekiyor. Burada sadece yıldızların olduğu bir alem değil, bütün e, mahlukun, yani e, bütün gezegenlerin, bütün o evrenin olmuş olduğu her şeyi de içerdiğini e, ve özellikle semadan bahsederken de bu şekilde değerlendirilmesi gerektiğini bize ne yapıyordu? Vurgulamış oluyordu. Yine burada ikinci ayette de e, izel keva ki bu in teserat şeklinde gelmişti. Burada da yıldızlar saçıldığında ya da gezegenler saçıldığında yine oradaki o sahneden devam ediyoruz. Oradaki yıldızların saçılması ya da gezegenlerin saçılması ile ilgili bilgi veriyordu. Sonra arkasından izel biharu fucciret şeklinde geldi. Burada da denizlerin akıtılıp karıştırıldığı zamanda yani öyle bir karıştırılıyor ki hatta burada bir hadis-i şerif de okumuştuk. Orada şöyle yazıyordu. Bir damla su dahi kalmayacak. Yani o denizlerin hepsi birbirine karışacak ve adeta sanki su yokmuş gibi bir görüntü oluşturulacak diyor. Dördüncü ayet de izel bu buru bu sirat şeklinde geldi. Şimdi burada da diyor ki kabirler alt üst edildiğini yani e, dünyanın var oluşundan kıyametin kopuşuna kadar yaratılmış olan ne kadar insan, ne, kadar mahlukat varsa onların hepsi özellikle de insanların diriltilerek tekrar eski hallerine döndürüldüğü ve bunların hepsinin hazırlanarak mahşere doğru, mahşer meydanına doğru götürüldüğünden bahsediliyor. Ve hatta şöyle söyledik orada, mahşerin evreleri vardır, diriltilme, toparlanma, Allah'a sunulma, bilgilendirme, yargılanma, değerlendirme, ödül ve cezadır dedik. Bizi ilgilendiren özellikle de bugün biraz üzerinde konuşacağımız yer şurası arkadaşlar. Diyor ki bu kadar şeyi saydıktan sonra allah Teala alimet nefsün ma gaddemet ve akharat. Şimdi burada her can önceden yaptığını ya da takdim ettiği veya tehir ettiği neyse onları bilir diyor. Şimdi özellikle dedim ki sizin dedim buna birazcık hazırlanmanızı istiyorum. Her canın takdim ettiği ya da teyir ettiği şeyler nelerdir? Hani mutlaka vardır. Demiştim ya azap. Mesela herkesin tahayyül ettiği azap farklıdır. Sizinki size göre farklıdır. Benimki bana göre farklıdır. Burada işte bir insanın yani insanın bilmesi gereken e, gerçeği bilmesi gerekiyor. Ve bilmesi gerektiği gerçekler neler olabilir? Ve bununla beraber bu ayet bize ne demek istiyor? Burada bir 5-6'dan fazla bir görüş var. Ben onları da sizinle paylaşmak istiyorum. Bu ayette yani alimet nefsün ma kaddemet ve aharet şeklinde gelen bu ayette her insan neyi öncelediğini ve neyi ertelediğini fark edecek diyor. Burada burada özellikle yani hani e, kıyametin kopup mahşer gününde orada toplanıyoruz ya. Orada bir mahşerin evresi var diye toplanıyoruz ve bilgilendirme yapılıyor. Yani biz burada toplandığımızda Allahü Teala'ya Rabbimize sunuluyoruz ve bilgilendirilme yapıyor. İşte bu evrede her insan neyi öncelediğini ve neyi ertelediğini burada fark edecek. Yani insanın daha fazla önem verdikleriyle kendince değersiz gördükleri, terk ettiklerini içerir burası. Yani neyi çok önemsedin, neyi terk ettin, sana göre ne önemliydi, ne önemsizdi. Bu ayette övgüye değer herhangi bir eylemden de söz edilmemekte diyor bir görüşte. Karar ve tercihlerin tamamı hatalı olduğu belirtilmekte. Yani burada özellikle olumsuzun üzerinde durulduğu noktasında görüşler var. Diğer bir görüşte de diyor ki her insan yaptıklarını ve yapması gerektiği halde yapmadıklarını bilecektir. Bir başka görüşte de bu şekilde özellikle taberi diyor. O da diyor ki bu ifadede insanın görev ve sorumlulukları noktasında duruşunu ortaya koymaktadır. Yani bu beşinci ayet insanın görev ve sorumlulukları karşısında duruşunu ortaya koymaktadır. Görevini yaptı ise takdimi, yapmadığı ise de tehiri söz konusudur. Yani bir kişi namazda mükellef ise kılmış olduğu o namazı yerine getirerek, farz olan o namazı yerine getirerek takdim etmiş oluyor... Kılmadı ise o zaman da tehir etmiş oluyor. İşte takdimi yaptığı farzlar tehiri ise yapmadıkları olarak da değerlendirilebilir diyor. Şimdi bakın yukarıda bunların hepsini olumsuzluk olarak gören bir görüş vardı. Diğer bir görüşte diyor ki yok bu diyor kişinin yaptığı sorumluluk yapması gereken görev ve sorumluluklarıdır ki özellikle de üzerine farz olanlardır. Eğer kişi onları yaptıysa takdim yapmadıysa tehir olarak görülmektedir diyor. Ve buna göre de takdimleri yani Rabbine sunmuş oldukları onun için sevaptır. Onun için sevaptır ama ettikleri de onun için günahı sembolize edebilir diyor. E ve yine buna denk olarak Müddessir suresinin yani 74. surenin 37. ayetinde ya iyilik yapıp cennete gitmek ya da kötülük yapıp cehennemi tercih etmek gibi bir ayet. Ki burada da bunu destekleyen mahiyette bir ayet olduğunu ortaya koyuyor. Kim? Taberi. Şimdi diğer bir başka görüşte diyor ki bu beşinci ayetten şöyle bir şey de çıkabilir diyor. Orada diyor her insan bütün hazırladıklarını bilecektir. Yani iyi ya da kötü ne hazırladıysan bileceksin. Bu anlama göre ayet Tekvir suresinin yani bir önceki işlemiş olduğumuz 81. surenin 14. ayetinde cennet ve cehennem hazırlanır ve kişi ne hazırladığını görür diyor. Yani burada sen ne hazırladığını göreceksin. Ya cennetini hazırlamışsındır ya da cehennemini hazırlamışsındır. Her insan hazırladıklarını görür anlamının çıkabileceğini düşünüyor alimler. Bu da kime ait? Ee, yazır. Hamdi yazıra ait olan bir görüş. Yine dördüncü bir görüş her insan ekonomik anlamda takdimini ya da tehirini bilecektir diyor. Burada işin içerisine biraz maddi boyutu da sokuyor. Burada diyor ki kişinin kendisi için harcadığı malı onun takdimi, varislerine bıraktığı ise tehir olarak düşünülüp değerlendirilebilir diyor. Bu da bir başka görüş. Bu da yine arkadaşlar kime ait? O da yazarak ait olan bir görüş. Yine devam ediyorum. Her insan yaptığı her şeyi bilecektir. Buna göre kişi yaptığı hayır ya da şerri görecektir ki buna takdim ettiği şey denilir. Tehir ettiği ise örnek olup geriye bıraktığı ve sonrakilerinde işlemesine sebep olduğu iyi veya kötü şeylerdir. Bu da yine taberiye ait olan bir görüş. Burada diyor ki Kur'an'dan da delili vardır. Her kim her kim bir işe öncülük eder veya destek verirse ona da bir pay vardır kötülüğe öncül öncülük eden veya destek verene de sorumluluk vardır şeklinde Nisa suresinin yani 4. surenin 85. ayetinde bu şekilde ne yapmış oluyor? Bütünleştirmiş oluyor. Yani burada bu ayeti amile, alimet nefsün ma gaddemet ve ahharet şeklinde gelen ayetin bu şekilde iyiliğe ya da kötülüğe öncülük yapmak noktasında da değerlendirilebileceğini de Nisa suresinin 85. ayetiyle bütünleştiren görüşler de var. Yine bir başka görüş ise her insan sonunda ilerisi için ne hazırladığını yani bu dünyaya ne bıraktığı öbür dünyaya ne hazırlık yaptığı ve gördüğünü yine görebilecektir diyor. Burada da yine Muhammed Esed'in yazmış olduğu Kur'an-ı Kerim mealinde böyle bir çeviri de var. Burada diyor ki bu tercüme insanın neler yaptığını neler yapmadığını da ifade etmektedir. Ayetin bu şekilde mesajı çift yönlü de e, olarak insanın bütün eylemlerini de kapsar. Yani bir insan iyi şeyler de yapabilmektedir. Bir insan kötü şeyler de yapabilmektedir. Bu ayetteki anlamı çift yönlü değerlendirerek yapabildikleri görevleri ya da yapamadıkları ya da yapamama yapmaması gerekeni yaptığı için yani işlememesi gereken bir fiili işlemesi olarak da bu şekilde değerlendirilebilir diyor. Yine yedinci görüş ise Ebu, Ebu Müslim kanaatine göre de her insan ömrünün başında muhtemelen zamanda yaptığı şeyleri takdimi ömrünün sonuna bırakıp yapamadığı şeyleri ise tehiri olarak değerlendirilebilir şeklinde böyle bir yedi tane görüş var. Yani neticede Ebu, Ebu Müslim'in açıklaması da böyle hakikaten akla güzel yerleşecek bir açıklama. Burada hani insanın ömrünün başında gençken, zihninin duru, berrak, pırıl pırıl olduğu dönemde yaptığı şeyleri takdim, ömrünün sonuna doğru yaptığı şeyleri ya da ya ömrümün sonunda yapabilirim diye ertelediği şeyleri de tehir olarak düşünüp değerlendirebilirsiniz diyor. Kısacası isterseniz iyilik ya da kötülüğün sorumluluğu deyin. isterseniz farz olan görevlerinizi yapıp ya da tehir etmeniz deyin. İsterseniz ekonomik anlamda sizin e, ölünceye kadar yapmış olduklarınızı takdim bırakmış olduklarınızı teyir olarak değerlendirin. Kısaca öldüğümüzde e, önümüze hesabımız görüldüğünde gelecek olan elinize verilecek olan o defterde nasıl bir hazırlık yaptığınızı görme şansınız görme imkanınız var ve gerçekten nasıl hazırlık yaptıysanız onu da yine aynı şekilde görme fırsatınız olacak arkadaşlar şimdi hemen kaldığımız yerden 6. ayetten beraberce başlayalım buyur Gülizar Hanım Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyuhel insanu mağarraka mağarraka bir evet. rabbikel kerimi Aynen. Evet. Şimdi hemen gel birlikte çizerek gidelim. Evet. Ya Şimdi birlikte çizerek gidiyoruz. Evet. Ya, ya dedik. Şöyle. Ni, nida. Nida, Heh. Nida, Heh. nida. Ya şey değil, mi, değil mi? Evet. evet. Aynen. Ya nedir? Nida harfidir. Hemen evet, oraya nida. yazıyoruz. Buraya. Biz Nida harfi dedik arkadaşlar. Evet. Şimdi bakın yukarıda 5 ayette kıyametin kopuşundan bahsetti ve orada da sonra özellikle dört ayette kıyametin kopuşundan bahsetti. Beşinci ayette de mahşerde hani hazırlık yapılıyor ya oradaki halimizden bahsetti ve şimdi hala devam ediyor. Şimdi bizim ne halde ya da inkarcıların ne halde olacağını ki burada inkarcıların ne halde olacağından bahsediyor. Ya nida harfidir. Evet. <laughs> eyyü münada. Münada. Ha, ya işte. nida harfi. <laughs> Eyyü de münadadır. Münada, de. Aynen. Buradaki ha ise ha ise arkadaşlar nedir? Tembi harfi diyoruz buna. Tembi harfi diyoruz. Oldu mu? Tembi harfi. Tembi harfi. Şuraya hatta yukarı yazayım. Buna tembi harfi deniyor. Bu böyle bir şey. Yani bu şekilde gelen nida münada tembi harfi olarak gelmektedir. Şimdi El insanu Evet. El insanı, insan. insan. Ee, nasıl bir isimdir bu? E, el takısıyla gelmiş bir isimdir hocam. Geneldir. Yani insanlara hitaptır. Evet, el takısı almış marife bir isimdir burası değil evet, mi? Marifeli marifeli isim, bir evet, marife bir isimdir. Ve yine e, merfu mu, mansup mu, mecrur mu nasıl bir isimdir? Merfu. Merfu olarak gelmiş olan bir evet, isim. Burası merfu bir isimdir. Damme almıştır. Merfu bir isimdir. El insano diyor. Şurada eyyü var ya bak. E, bu eyyü hani, ey hani evet. hey, soru harfi soru ismi diyoruz ya hangi şeklinde geliyor? Hangi anlamı budur? Eyyü el insani. Hangi insan? Ey insan ya da ya insan, hangi insan gibi soru soracağız burada. Sonra devam ediyoruz. Buradaki eyyünün, bu el-insani arkadaşlar, neyi olabilir deniliyor burasına? Sıfatı olur deniliyor. Eyyünün, burada görmüş olduğunuz Ey eyyünün sıfatı. sıfatı olarak gelmiştir. Bu sıfat olarak irapçılar tarafından kabul edilmektedir. Bazıları da, bazıları da diyor ki, Burası buradaki eyyü hanginin açıklamasını yaptığı için burasını bedel kabul edenler de olmuştur. Burası bedel de olabilir diyenler de olmuştur. Şimdi devam edelim. Devam edelim. Bura biraz karışık gelmiş olabilir size. Ma ma evet ma, ma da e, olumsuz midir hocam? Olumsuz şey miydi? Diyor ki ma harfi. Evet. Bak şimdi ben sana anlamını söyleyeyim. Diyor ki ne, ne diyor seni aldattı. Ne seni, seni aldattı? Ey insan aldattı. seni aldattı. O zaman ne, ne oluyor ma? E, ne harfine geliyor hocam? Ne o seni aldattı? Ne deyince soru olabilir mi sence? Sor, soru edatı. Evet soru edatı diyor ki e, seni ne aldattı bu soru ismi. Soru ismi, ismi. Aynen soru ismi. Soru ismi olduğuna göre cümlenin de başında olduğuna göre ne olabilir bu? Müpteda. Müpteda, müpteda oldu ve burası o zaman müpteda olduğuna göre ref olması gerekiyor, gerekiyor değil mi mahalle? Mahallen e, mahallen me, merfu mu diyeceğiz hocam? He, aynen mahallen ha, merfu mahallen, ya da merfu. ref konumunda olması ha, gerekmektedir. Evet, evet. Müptedadır soru ismidir ne anlamına gelmektedir? Mahallen merfu ya da ref konumunda olması gerekir çünkü müptedaların merfu olması gerekmektedir. Evet. Şimdi varrake varrake diye geldi. Ha. Peki o ne sence? Varrake ee, hocam şey değil midir? Fiile girmiyor mu? Evet fiil. Hatta fiil, harfini evet. de şöyle yazayım. Çünkü e, biraz sonra bana şey diyebilirsiniz. E, Burası gayır. E, R, re, re. Bu şekilde evet. gelmiştir. E, üç tane harfi vardır. Bu fiildir. Nasıl fiildir o zaman? E, mazi fiildir. Süper. Burası mazi e, fiildir. E, Damir karşılığı nedir? Güzel. E, Hüvedir. Süper. Gayet güzel. Hüvedir. Failimiz. Fa, faili de o zaman e, hüvedir. Gizli, olacağım. gizli. Gizlidir, gizlidir. Gizlidir, he, gizlidir, hüvedir. Gizlidir. Faili de gizlidir. Şimdi arkadaşlar şu fiilimizi şuraya şöyle yazacağım. Bu fiilimiz garra şeklinde geliyor. E, dikkat edin bu fiilimiz garra. Bakın. Garra. Sonra da yığırı şeklinde ye, geliyor. Yığırı. Aynen. y. E, gurru şeklinde Yurru. geliyor ve e, heh, gururen şeklinde geliyor dikkat edin gururen şeklinde oh. geliyor e, buradaki bunun anlamı aldattı kandırdı tamam mı aldattı, e, aldattı kandırdı. kandırdı kandırdı bu fiil mudaf bir fiildir fiilimiz mudaf bir fiildir mudaf. E, fark ettiyseniz eğer mudaf bir fiildir arkadaşlar. E, şöyle hemen çizelim şurasını. E, bu, bu belki kullandığınız bazı kitaplarda tefil babadır diye verenler olmuş. Bu tefil babı değil mudaf bir fiildir diye o şekilde de sizinle paylaşmış olayım. Şimdi evet. diyor ki burada diyor ki ey insan. Ne seni aldattı diyor. Şimdi bak burada garra fiilimi buldum. Tamam mı? Garra evet. fiilimi buldum. Mazidir hüve zamir karşılığında fail gizlidir. Evet. Buradaki k fiile eklenmiş bir zamir. Hangi zamir grubuna giriyor bu? Ee, e, şey olarak sayı olarak mı söyleyeyim hocam? Muttasıl zamirdir. Evet, fiile evet, eklenmiş tamam, olan evet, muttasıl. Evet. Evet şeyden önceki olan mutasıl ve sonraki mutasıl. Aynen. Burası e, on, mutasıl zamirdir. Evet, Neyle geldiği için <laughs> ne olması <laughs> gerekiyor? E, mutasıl za, şey mi olacak hocam? Meful mufasıl olur zamir. mu burası? Ha, meful ha, bak, evet meful hocam. Bak ne kadar geride kalmışım. Burası mefulün bih <laughs> olacak. Ya mefulüm bih olacak. Hemen evet. hemen şuradan şöyle bir Ara işaret çekerek Arkadaşlar hemen hatırlatma yapalım. Şuraya yazıyorum. Bakın muttasıl zamirler isime birleşiyordu. Fiile birleşiyordu. Sonra inle ve harfe birleşiyordu. Öyle değil mi? Harfe evet. birleşiyordu, inneye birleşiyordu. İsime birleştiği zaman, isime birleştiği zaman muzafın iley olur, mecrur konumdadır. E, fiile birleştiği zaman meful olur, mansup konumdadır. Harfi birleştiği zaman mecrur olur. Mecrur konumdadır. Burada da gördüğünüz gibi mefulim bir mahalle mansup konumundadır. Evet. Tamam mı arkadaşlar? Evet, mahalle mansup konumunda olan bir nedir? Zamirimizdir. Peki bir soru daha soralım. Hadi gel birlikte. Şimdi ma'ya evet. müpteda dedim ben. Evet. E, peki ee, benim haberim neresi? Haberi garraki. Evet Ol o zaman... Fiil cümlesi bir haberimiz var desek olur mu? Olur hocam. Tamam. Burası bizim haberimiz. Burası haber oldu ve fiil cümlesi haber oldu. Oldu mu? Burası cümlesi fiil vardır. cümlesi haber olmuş oldu. Bu şekilde gelmiş oldu. Şimdi devam ediyoruz. Aşağı indim. Hı hı. Şimdi yukarıdaki ma dedikten sonra varrake fiili devam ediyor tamam mı varrake fiili Hı -hı. devam ediyor sonra birabike, tamam mı Birabike şeklinde bir geliyor rabbike. şimdi burayı hemen yapalım burasını da hemen yapalım bir, Rabbi ee, bir ee, bir cer harfi hocam süper gayet güzel bir Diğeri cer harfi cer mecrur olmuş aynen burası da mecrur oldu Muza Hı -hı. ne olmuş oldu burası ee, şibi. şibi, cümlesi. Ha, şibi cümlemiz oldu burası. Evet. Şimdi Rabbi ke isme birleşti. Ke. Bak yukarıdaki isme birleşti. O zaman evet. ne olacak burası? Mut, mutasıl zamir oldu. Ha, muzaf muzafın ile. Muzaf, oldu. evet muzaf muzafın Burası da muzaf oldu Hı. arkadaşlar. Şurada gördüğünüz yerde muzafın ileyhi oldu. Şimdi geldim nereye? el elkeriyim el -Kerim. El Kerim o da zaten... Ne e, olur? Marife bir isim değil mi? Bak evet Marife bir isim. Yeni arkadaşlarımıza da bir ışık o, tutsun. Burası da Marife bir isim olarak geldi. Marife bir isim olarak geldi. O da Muzaffin ile değil hocam. E, muzafın İleyh mi olur şöyle mi olur acaba? Rabbi nasıl geldi? Marife mi? Evet Rabbi... Marife çünkü muzaflar marife, marife olarak geldi orada gördüğün evet, gibi. Marife, marife. geldi. E, kerim de marife. Rabbi evet. Mecrur. Bak Rabbi mecrur olarak geldi. Şöyle yapıyorum. Evet. Orası mecrur olarak geldi. O zaman buradaki Kerim de mecrur olarak geldi. Gördüğün ha, gibi. Evet, 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 o zaman erildir. erildir ve tekildir. E, Rabbi el kerim şeklinde e, buradaki Rabbi aynı zamanda hem muzaf hem de mevsuftur Gülizar Hanım. Mevsuftur mevzu, ve burada görmüş olduğun Kerim de bizim de, sıfatımız sıfattır. Da. <laughs> o da Aynen sıfattır. burası da sıfattır. Yani yukarıdaki burada görmüş olduğunuz, burada görmüş olduğunuz şurası komple yukarıdaki bizim e, garrake fiilinin müteallikidir ona bağlıdır. Arkadaşlar, garrake garra fiilinin ona bağlı olarak gelmiştir. Haberinde devam olarak gelmiştir. Çünkü yukarıdaki garrake rabbike elkerim diyor. Diyor ki orada. Orada diyor ki cömert olan eh, ihsanı bol Rabbine karşı seni diyor. Aldatan nedir? Seni aldatan nedir ki diyor. Yani ey insan diyor. Ey evet, insan, bizim... ey insan hatta gel birlikte manasını yazalım şuraya. Evet. Şuraya hemen mana diye yazalım. Diyor ki ey insan hatta ey insanoğlu çünkü sadece böyle e, şey değil, bütün herkese hitap ediyor ama biz ey insan diye yazalım beraberce. Ey evet. insan, insan hitap ediyor. Sesleniyor Se... orada. Ey insan diyor. İhsanı. Seni... Bak kirli insan İhsanı bol cömert, kerim olan evet cömert olan kerim olan ya da cerim, cömert olan aynı şekilde ihsanı bol hemen yazıyoruz İhsanı seni, bol, bol, bol rabbine, rabbine. rabbine. arkadaşlar seni. rabbine karşı, karşı karşı seni seni aldatan, seni aldatan Nedir aldatan nedir? O Hocam mağarreke aldatan nedir onu anlamış. Aynen. Aldatan He. nedir diyor. Aldatan nedir diyor. Aldatan nedir? Ya da ya da şu şekilde de ey insan kerim Rabbine karşı seni aldatan nedir diye de böyle bir çeviri de yapabilirsiniz. Mesela ey insan dersiniz gene kerim Rabbine kerim Rabbine Rabbine karşı karşı seni aldatan nedir? Gördüğünüz gibi burada da Allah-u Teala soruyor. Yani hazırlıkları gördü. Zaten ne olduğumuzu da biliyor. Ve sonra da soruyor. Diyor ki seni bu kadar kerim olan Rabbine karşı aldatan nedir ki diyor. Şimdi bununla ilgili birazcık bilgi paylaşalım. Olur mu arkadaşlar? Evet. Burada Yüce Rabbimiz diyor ki surenin ilk beş ayetinde mahşerde yaşanacak gerçekliklere değindikten sonra asıl maksat insanı uyarmak burada. Yani bizi uyarıyor aslında. Yaşanabilecek olanlara karşı ve karşımıza çıkacak olanlara karşı da bizi uyarmakta. E, ve bu şekilde bir uyarının karşısında da Rabbine karşı neden aldanıyorsun ki diyor. Şimdi burada şu fiil çok önemli bir fiildir arkadaşlar. Garra fiili. Buna özellikle dikkat edin. Bunun mastarı da gurur diye geliyor ya. Hani bizim bu gurur, onur dediğimiz ha, şey var ya onunla gurur, eş evet. anlamlı değil. Onunla eş anlamlı hmm. değil. Şimdi insanın aldanması nedir? Onlarla ilgili biraz bilgi alalım beraber. Ahirette bilgilendirileceği ifade edilen insanın hiçbir şekilde inkara saplanmaması ve kendini garantide görmemesi gerektiği bu ayette yine aynı şekilde önümüze çıkmaktadır. Yani ahirette biz bilgilendirileceğiz. Ne yapıp ne yapmadığımız. Rabbimizin vermiş olduğu o cömertçe bol nimetlere karşı biz ne seviyedeydik ve nasıl şükrettik ya da nasıl gayret içerisindeydik. Bunların hepsini de göreceğiz. Şimdi burada Rabbim nankör insan tipine seslenmekte ve ikram sahibi Rabbine karşı nelerin aldanmaya sevk ettiğini sormakta. Yani bu kadar nimet içerisindesin ve nankör bir insan tipisin. Böyle bir insan tipine sesleniyor. Allah kimin neyi niçin yaptığını çok iyi bilmekte. Sen hangi niyetle ne yaparsan yap senin niyetini kalbinden geçeni aklından geçeni çok iyi bilmektedir. Buradaki maksat bu durumdaki kişinin kendisini sorgulamasını sağlamak yaptığının yanlış olduğunu ona öğretmek ve hayatına çeki düzen vermesi noktasında şöyle bir silkelenme yaşamasını istiyor. Şimdi buradaki el insan ve hitap edilen yerde dikkatinizi çektiyse gerçekleri örten insan grubundan bahsediliyor. Yani Allah'ın size sunmuş olduğu nimetleri fark etmemek için ısrarla gayretle çaba gösteren gerçeklerin üzerini kapatan insanlardan yani nankör insanlardan bahsedilmekte. Şimdi biraz önce söylemiştim burada garra fiiline özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Bu fiil e, aynı kökten gelen kelimelerin hepsi bu fiilden gara fiilinin kökünden gelen kelimelerin hepsi Kur'an-ı Kerim'de hep olumsuz içerikli olan yerlerde kullanılmakta. Bunlar özellikle münafıkların müminleri suçladığı aldanmışlık e, ki bu özellikle Enfal suresinde dünya hayatının dan bahsederken kullanılmaktadır. Bu 2, 7, e, Ali İmran suresinde ve bir bayağı epeyce bir surede kuruntulardan bahsederken yine bu e, kelimeden, bu fiilden türetilmekte şeytanın, iftiraların, kafirlerin, seyahatlerinin kendilerini aldatması, kafirlerin ve zalimlerin aldanması şeklinde ve daha çok münafık, kafir ve zalim özelliklerde olan el garur diye isimlendirilen şeytana misbet edilmektedir. Yani bu fiilin geçmiş olduğu ve bu fiilden üretilmiş olan isimlerin geçmiş olduğu yerler genellikle Kur'an-ı Kerim'de olumsuz anlamda olan ya da olumsuz içerikte olan yerlerde kullanılmaktadır. Şeytandan bahsederken, iftiradan bahsederken, aldanmışlıktan bahsederken, münafıklardan bahsederken, kafirlerden ve zalimlerden bahsederken bu fiil kullanılmaktadır. Burada özellikle şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Bizim şu an kullanılmış olan e, gurur kelimesiyle bunun karış, karıştırılmaması gerekir. Onur nedir? İşte m, gurur ve onur ikisi denk, eşit olan kelimelerdir. E, kişinin haklı davasında gayret gösterip o haklı davada karşılığını alıyor olması o kişi için övücü güzel sözleri alması onur ve gururdur. Ama buradaki geçen gururla aynı anlama gelmemektedir. Buna özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi ayetin başında dikkat ettiyseniz ya eyyuhel insanu diye bu şekilde hitap edildi. Buradaki insan oğlu olması ihtimalinden hareketle Allah'ın keremine, merhametine, affedileceğine güvenerek yani ya ben nasılsın Müslümanım ben zaten Allah'ın beni affedeceğini e, Allah'ın beni bağışlayacağını da biliyorum. Yeterli evet. gelmiyor. Kalp temizliği yeterli Hı. gelmiyor. Çünkü kalbin temiz olabilmesi için e, kabul etmiş olduğun dinin sana getirmiş Hı. olduğu kurallar ve ritüeller vardır. Uymam lazım. Hem o evet. kurallara uymak o ritüelleri de o kalbi temiz tutabilmen için kirlenmemesi için de Kalbi her gün cilalayan ve temizleyen sorumluluklarını da yerine getirmen gerekmektedir. Burada e, Nankör insan tipinden bahsederken aynı zamanda şundan da bahsedilmiş olduğunu düşünmemiz gerekmektedir. Ya nasıl olsa bu ayet Nankör insan tipine bahsediyor. Onlar için indirilmiş olan bir ayet diye değil. Ya ben nasıl olsa tevhidi e, getirdim, inanıyorum ve ben La ilahe illallah dedim. Artık ben buna inanan bir insanım deyip onun sorumluluklarını yerine getirmeden Rabbim nasıl olsa bağışlayıcıdır, kerimdir, merhamet sahibidir diyerek anlamsız bir şekilde aldanmışlığın içerisine girmek de yine şeytanın aldatmacalarından biridir. Çünkü şeytan da aynı şekilde diyor ki ben zaten diyor yani nitelikli bir melektim, nitelikli olan bir varlıktım. Eninde sonunda nasıl olsa Allah beni cennetine koyacak diye o da kendi kendini bu şekilde aldatan bir varlıktır. İşte sizler de bizler de insanlar olarak Allah'ın ikramının bol olduğunu düşünerek böyle bir gaflet içerisine düşmememiz gerekiyor. İşte buradaki aldanmışlığın, buradaki aldanmışlığın içerisine hem verilen nimetlere karşı nankör olmak girmekte hem de aynı zamanda ya nasıl olsa Rabbim kerimdir, cömerttir, merhamet sahibidir, affedicidir ve mutlaka beni de affedecektir diye böyle bir e, aldanmışlık içerisinde olmamak gerekiyor. Yani burada bu ayetten çıkarmamız gereken sonucu o zaman biz iki şeye bağlıyoruz. Bir tanesi bütün nimetlere rağmen, bütün nimetlere rağmen Allah'ın vermiş olduğu nimetlere rağmen ve uyarılara rağmen hala ahiret hayatını kabul etmeyiş ve tevhid çizgisi üzerinde yaşamayarak hala nankörlükte devam ediyor olmak. Bu birincisi. İkincisi de Allah'a inanıyor iken ve kelime-i tevhidi kabul ettikten sonra Rabbim nasıl olsa cömerttir, merhamet sahibidir, kerimdir diyerek beni nasıl olsa bağışlar gibi bir şeytanın aldatmacası içerisine girerek bu şekilde saçma bir e, ...duygu içerisinde olmamamız gerekiyor. Allah bizi çektiyse Rabbike diye e, söylüyor değil mi? Bakın burada aşağıda <laughs> bir Rabbike diye söylüyor. Buradaki bir Rabbike de diyor ki senin Rabbin diyor. Şimdi burada daha önceki işlemiş olduğumuz bir e, Yasin suresindeydi. Özellikle senin Rabbin diye hitap ediyordu. Çünkü inanmayan kitleyi de yaratan Rabbimizin olduğunu ona hatırlatıyordu... Bir de burada şu da olabilir, şu düşünce de var. Diyor ki burada inanan bir kesim de var. Yani burada inanan bir kesim ve Rabbini Rab olarak kabul eden bir kesim de var. Ondan dolayı da burada nankör insanın aslında mahşerde yargılanmasını bütün yönüyle de yani inanan kitleyle beraber inanmayan bir kitlenin de olduğunu, kimi grubun mahşerde yargılanmaya inandığını kimi grubunda mahşerde yargılanmaya inanmadığını bu şekilde ne yapmış oluyoruz? Öğrenmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet. Her iki ihtimali de göz önüne alarak hem inkarcı insanın aldanmasının hem de kişinin kendisini ikramı bol olan yüce Rabbi ile aldatmasının bakın burası çok önemli. Evet. Yüce Rabbinin ikramı bol olan Rabbi ile Allah ile aldatmasının yanlış olduğu ayetten anlaşılır arkadaşlar. Anlaşılabilir. Yüce Allah işte bu ayette her ne sebeple olursa olsun insanı Rabbine karşı veya Rabbinin ihsanına güvenerek kendisini aldatması ahireti inkar gibi yanlış gidişatına dikkat çekmektedir. Bu, burada burada özellikle dikkatimizi çekmeyi amaçladığımız şey şudur. Kendimizi sorgulamamız gerekmektedir. Hangi tarafta isek hani nankör tarafta mıyız? Yoksa Allah'ın kerim ve cömert olmasına güveniyoruz tabii ki ama gayretsiz ve hiçbir şey yapmadan nasıl olsa bağışlanacak diyerek kendi kendimizi aldatan tarafta mıyız? Tarafımıza bakıp şöyle bir kendimizi silkelememizi Rabbimiz bizden istemektedir dedik. Şimdi ses açık olan bir başka arkadaşa hemen rica ediyorum. Yedinci ayeti beraber yapalım canım benim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezi halakake e, fesevvake ve adalek. Aynen. Fesevvake ve adalek. Şimdi e, önümüzdeki haftaya bununla ilgili biraz bilgi vereceğim. Size önümüzdeki haftaya da size burayla ilgili de ödev vereceğim arkadaşlar. Şimdi ellezi dedik. Ellezi halakake. Sonra arkasından fe hemen akabinde. Seva Ke, sonra hemen fe adeleke dedik tamam mı şimdi bu şekilde ne yapmış olduk Rabbimizin Rabbimizin burada e, ne yaptığını da görmüş oluyoruz şimdi yukarıda ayette dedi ki bakın yukarı ayette dedi ki Kerim olan Rabbinin değil mi Kerim cömert olan yani e, ihsanı bol olan Rabbinin dedi şimdi bakın burası bizim için birinci sıfatıdır. Yani şu an bu ayette ayetin çünkü devamı aşağıdaki gelen ayetin devamı. Burada diyor ki birinci olarak kerim. Hemen onu şuraya not alıyorum. Bakın birinci olarak kerim, bol, ihsanı bol olan Rabbim. Bakın burada birinci vasfından bahsetti. Bu birinci. Birinci esması değil. Yani ben bu şekilde demiyorum. Şu an ayette geçen isimlerini söylüyorum. Kerim bir, Ellezi dedik. Ellezi nedir Hatice Hanım? Ellezi ismi mevsul hocam. Aynı zamanda e, Rabbinin ikinci sıfatı. Aynen ismi mevsul olarak geldi. Yukarıdaki Rabbi ve Kerim de onun neydi arkadaşlar? Sıfatıydı. Burası da onun ikinci sıfatı olarak geldi. Burası da onun ikinci sıfatı olarak gelmiş oldu. İsmi mevsuldür ve yukarıdaki Rabb'inin hemen yanına da şöyle yazıyorum arkadaşlar. Rabb'inin e, ikinci sıfatı olarak da gelmiş durumdadır. Şimdi devam edelim. Haleka. Haleka mazi fiil hocam. Aynen mazi fiil. Zamir sıla karşılığı cümle. nedir? Cümlenin mefsuldan sonra geldiği için sıla cümlesi zamir karşılığı hüve. Evet, fail. Faili gizli hocam. Fail gizlidir. Şuradan itibaren burasına tamamına şöyle sıla cümlesi diyeceğiz. Onu şöyle hemen çizelim. Açıklama cümlesi deniliyor arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi burada diyor ki burada diyor ki mazi halaga yarattı. Bizim fiilimizin anlamı budur. Halaga yarattı. Bakın yarattı. Tamam mı? Buradaki isim mevsulden dolayı biz ne diyeceğiz? Yaratan. Seni yaratan. Tamam mı? Evet. Kim o? Seni yaratan. Şurada şimdi birinci olarak cömert miydi? Kerim miydi? Evet. İkinci olarak nedir? Yaratandır Yarat arkadaşlar. Nedir? Demek ki bizim Rabbimiz yaratma özelliğine sahip olan bir Rabb'dir. O zaman bu ayetin içerisinde, bir ayetin içinde bak şu an ikinci özelliğinden de bahsetti. Yaratan. Peki buradaki k nedir? Meful oldu hocam. Aynen burası meful oldu. Nasıl bir zamirdir bu? Mutasıl zamir. Aynen mutasıl zamir. Mahallen Mahallen e Masuptur diyoruz. Burası mahallen masuptur. Şimdi demek ki seni yaratan an en ekledi. Sıfatlaştırdı bakın. Benim fiilimi an en ekledi. Diyor ki seni seni yaratan dedi. Gördünüz mü? Buradaki an eni ellezi buraya katmış oldu. Kim? allah Teala seni yaratan. Ellezi burası ne yapmış oldu? An en eki eklemiş oldu. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi diyorum ki hemen akabinde F F harf ya da Atıf daha uygun hocam, evet. Atıf harfimiz, Seva. Seva mazi fiil. Muzaf mazi. fiil mi oluyor? Şimdi İlli. mazi fiil doğru. Mazi fiil. Ben yukarı yazayım, sen mazi ama hangi fiil olduğuna karar ver. Ben fiil yazıyorum, bak yukarı. Şimdi s harfi 1 V harfi 2 Sonra sevva oluyor, üç. Dikkat. Sevva 3, Bir tane de Elif'imiz var. Kaç harfli evet. oldu bu? Dört harfli. O zaman. İl, ıı, tefil bab oldu. Aynen. Yü vi Bak. Yü şeklinde geliyor. Tamam. Bu şekilde gelecek. O zaman bunun mastarı nasıl gelir? Tez. V. Yetun tesviyetün şeklinde gelir ya da tesviyeten şeklinde gelir. Oldu mu? Bu şekilde. O zaman tefil babı diyelim mi buraya? Babı. Aynen. Tefil babı olarak gelmiştir. Anlamı nedir sence? Ee, düzene koymak. Ee, düzene koydu. Şekillendirdi. Pardon. Evet. aynen. Düzene koydu. Şekillendirdi diye biliyorum ben orasını. Evet. evet düzene koydu anlamına da geliyor. Yine evet. aynı şekilde burada da halaga yarattı, şekillendirdi, yoktan yarattı. Buradaki halaga da yoktan yaratmak anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi o zaman f se, dedik, sevva ke. Mazi fiil, zamir karşılığı bu edir. fay gizlidir. Ke ne oluyordu o zaman? Bugün bir oldu. Aynen. Burası da mefulün bih oldu yine. Mefulün bih oldu. Peki yine F geldi. F atıf yine. Şimdi bak burada diyor ki ellezi halegake seni yaratan devam ediyor. Fesevvake seni düzene koyan sonra devam ediyor. Feadeleke diyor. Sonra yine atıf harfi geldi. Atıf harfi. Bakın ee, bunların hepsi arka arkaya oluyor. F'nin geliyor olmasındaki amaç bu. Hemen sonra hemen sonra tamam mı? Hemen sonra hemen akabinde anlamında geliyor. Adeli şey, Bay takibiye mi diyeceğiz ona hocam? O öyle. Aynen o, takip ediyor. Hemen akabinde diyoruz. Atıf olarak gelmiş oluyor bunlar. Atıf harfi. Adeli arfi. mazi fiil. Mazi fiil evet. Mazi fiil Adeli. Zamir karşılığı yüve yüve faili gizli gizli olarak gelmiş durumda. Peki buradaki k k mefulün bih'ine. Aynen mefulün bir olarak gelmiş durumdadır. Bu yine fiile birleşen muttasıl zamirdir. Şuraya hemen onda yazalım. Fiile birleşen muttasıl zamirdir arkadaşlar. Muttasıl zamir diye yazalım buraya. Ee, anlam olarak da doğru ve düzgün kıldı, adalet etti anlamına gelmektedir. Doğru düzgün kıldı. Buradaki fiilimiz doğru düzgün kıldı anlamına geliyor. Adale yadilu, adilen şeklinde doğru düzgün kıldı anlamına da geliyor. Şimdi, o zaman hadi anlam verelim bakalım. Yukarıdaki, yukarıdaki e, o... şu şey var ya arkadaşlar. O var. Ma evet. Bakın onun devamı olarak hala devam ediyor. Çünkü buradaki bir Rabbi'yi ne yaptık biz? Yukarıya bağladık. var fiilinin mütellikli dedik oraya. Yani ona bağlı olarak devam ediyor. Kerim Hı. olan Rabbin diyor. Kerim olan Rabbin diyor. Hani seni ne aldattı diyor. Kerim olan Rabbine, yaratan Rabbine, sana şekil veren, sana adaletli olan Rabbine karşı seni ne aldattı diyor. Kerim olan Rabbine, seni yaratan, şekle koyan Rabbine, sana düzen veren, seni adaletli, dengeli bir şekilde, yani dengeli bir şekilde, sende dengesizlik yok, dengeli bir unsur halindesin. Bunların hepsini sana veren Rabbine karşı ne aldattı diye soruyor. Oldu mu? Aşağıda bakın sıfatlarını bu şekilde saymış oldu. Şimdi o zaman, gördüğünüz gibi halegadan itibaren hepsi de ne olmuş oldu? Bizim sıla cümlemiz oldu. Burada yaratan halega neyi oldu Allahü Teala'nın? İkinci sıfatı olmuş oldu. Peki üçüncü sıfatı şekillendirme Sevva. olmuş oldu. Sevva, şekillendiren oldu. Değil mi? Şekillendiren oldu. Dördüncüsü arkadaşlar dengeli yapandır. Dengeli yapandır. Yine aynı şekilde halakanın içerisinde şekillendirme de var. Hem yaratıyor hem de şekillendiriyor. Üçüncü de sevvaya geldiğimizde şekillendiren adele de, de gördüğünüz gibi dengeli yapar. Bunların hepsini tek tek yazacağız ve birlikte bunları anlatacağız. Beşinci olarak da dilediği şekli verendir. Şimdi o da birazdan gelecek zaten dilediği şekli verendir diye bu şekilde gelmiş olduk. Gördüğünüz gibi Rabbimizin bir ayetin içerisinde geçen neleri var arkadaşlar? Sûratin, Ey yusûratin şeklinde gelmiş oldu, dilediği biçimi, dilediği şekli verendir diye gelmiş olacak. Hemen manasını yazalım Hatice Hanım, hadi gel beraber. Ellezi o ki hmm. seni yarattı. Evet. So Sonra sana şekil verdi ve dengeli kıldı. Şöyle diyelim o zaman. Allah şöyle parantez içerisine alalım. Çünkü o dediğimiz Rabbimiz seni yaratan, yakillendiren ve yaratılışını dengeli hale getiren. Ya da bunu şu şekilde de dikkat edin. Buradaki şeyler anlar elleziden dolayı gelmiş oluyor. Bunu şu şekilde de çeviri yapabilirsiniz. Ee, Allah Teala o seni yarattı, seni düzene koydu, seni dengeli kıldı. Ama burada e, şeyi göremiyorsunuz. E, i̇smi ve yapsörü'nün sıfatlaştırma özeti'nin özelliğini göremiyorsunuz. E, seni yaratan, seni şekillendiren, senin yaratılışını dengeli hale koyan ya da getirendir şeklinde anlam verirse çok daha yakın bir anlam verilmiş oluyor arkadaşlar. Olur mu? Teşekkür ediyorum Hatice Hanım. Çok sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Hemen diğer bir arkadaşı alalım. Hayırlı akşamlar hocam. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Aynen, -beke. -beke. Fi eyy-i suratin meşe-e rakke-beke. Aynen rakke Şimdi fi eyi suratin dedik sonra araya ma geldi sonra şa e sonra rakkebeke geldi bu şekilde Fi, gelmiş harfi, oldu harfi evet. cer. hocam harfi cer. doğru C harfi E i de mecbur. Mecrur. mecrur oldu aynı zamanda eyi nedir soru 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 ismi aynı bu soru ismidir aynı zamanda hangi diye sorusunu hangi sormuş soru oluyor ismi? Gel Şimdi burada oldu. şibiş cümle oldu hocam burada şibiş cümle. Evet çok güzel. Burası şibiş cümlemiz oldu. Sonra suretin geldi. Muzaf muzafın ileyh hocam. Aynen öyle olması gerekiyor. Eyü her zaman eyü küllü her zaman muzaf muzafın ileyh şeklinde olur. Muzaf, muzaf oldu. Burası da muzafun ileyh olmuş oldu. Gördüğünüz gibi diyor ki suretü şeklinde geldi. Resim demek sure, resim demek, surat demek, şekil demek o anlama gelmekte. Ee, hangi, herhangi biçimde ya da herhangi bir şekilde gibi burada öyle de bir anlam var arkadaşlar. Bunu da yine aynı şekilde bakmış olalım. Burada Rabbimiz ne diyor? Bize bir bakalım yine. Şimdi devam edelim. Ma dedik. Ma sor ismi mi hocam? Şey... Bir görünüyor değil mi sanki? Evet. şimdi filin önüne gelmiş fiilin önüne de gelmiş. Acaba fiilin önüne geldiği için bir şart edatı diyebilir miyiz? Diyebiliriz hocam. Şart edatı olur. Şart edatı olan ne diyoruz? E, e, i̇sim. isim. Bu da iki tane fiili cezmeden, iki fiili cezmeden şart edatı. Şey -e fiil hocam. Şe -e evet, doğru. Fiil. fiil. Şey -e. fiil olarak geldi. Ecveh bir fiil, değil mi? Evet hocam. Şa e Bunun e. muzarisi nasıl? Yeşe-ü. Ü. Aynen. yeşe, -ü. yeşe -ü. O şeklinde gelmektedir. Şey-en e. değil mi hocam şeyden? Şey Aynen öyle. Bu ismi mastara geldiği zaman ye'ye ye inen bir fiildir bu. Şey-en şeklinde gelmektedir arkadaşlar. Normalde şeyler hemen... E, Ecebef fiiller e, normalde muzarisine geldiği zaman değişime uğrar ama burada mastara geldiği zaman, mastarına indiği zaman bu şekilde oluyor. Şa-ed-diledi-istedi anlamına gelir. Diledi, istedi ve ecebef bir fiildir. Ecebef fiildir arkadaşlar. Oldu mu? Şimdi mazi fiil yazıyoruz. Mazi fiil, hüve-zamir karşılığı. Evet, hüve-zamir karşılığı. Burada da Hayır. failimiz gizli. Diledi, istedi anlamına geldi. Şimdi buna biz aynı zamanda fiili şart diyoruz arkadaşlar. Fiili şart diyoruz. Şart evet. fiili. Diledi, istedi. Yani burada diyor ki herhangi bir biçimde ya da herhangi bir şekilde dilediği, istediği, diye şeklinde tamam mı? Hemen belirtiyor. Sonra devam edelim rakkebe. Rakkebe. O da mazi fiil değil mi hocam? Mazi fiil. Aynen mazi fiil. Mazi fiil. Rakyebe. Rakyebe de mazi fiilimiz. Ee, o da hüve, ve, hüve zamir karşılığı. Evet. Ve zamir karşılığı. Fail. Fail gizli. Gizli olarak gelmiştir. Peki bu fiili de yazalım. Rakkebe. 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 Yurak gibi değil mi? Yurak gibi. Ki bu. Yurak gibi bu şeklinde geldi sonra da terki ben, terki ben hı, o şekilde gelmiş oluyor anlam olarak suret verdi terkip etti birleştirip yaptı anlamında şimdi burada tefil babında geliyor olmaz ki dikkatinizi çektiyse fiillerin çoğu tefil babında geldi burada failde mefulde fiilin içerisindeki eylemde Hepsinde de bir süreklilik var. Yaratılışta da bir süreklilik var. Şekil vermede de bir süreklilik var. Ee, her şeyde yani buradaki failin yapmış olduğu şey yaratma eylemi, şekil vermesi, düzenlemesi, dengede kılması, düzene koyması bunların hepsi e, faildir, etkilenen, mefuldür Bunların hepsinde de bir süreklilik söz konusudur. Ondan dolayı da gördüğünüz gibi tefil babında gelmiştir. Peki rakibe o zaman ne olmuş oluyor? Fiili ha. fiili cevap şart oldu. Fiili şart. Fiili Cevabı cevap şart. Aynen. Cevabı, Cevabı şart oldu. Cevabı, Cevabı şart olmuş oldu burası da. Şimdi arkadaşlar burada bazı görüşlerde diyor ki e, şurada görmüş olduğunuz ma ve fi e var ya ki çoğunluk bu şekilde bu rakkebeye bağlı öne geçmiş mukaddem mefuldür şeklinde. Tamam mı? Mukaddem. Mukaddem. Mefhul. Öne geçmiş meful demektir. Tamam mı? Öne geçmiş meful olarak burasını bu şekilde değerlendiriyoruz. Çünkü buradaki e, şey çok önemli. Vurgu çok önemli. Öne geçmesi gerekiyor. Herhangi bir biçimde diyor yani dilediği şekilde ne yapar sana şekil verebilir. Dilediğini terkip edebilir şeklinde anlam vermiş oluyor. Manasını yazalım Hava Hanım dilediği herhangi Her. biçimde terkip etti. Terkip etti ya da ya da burasını şöyle de yazabiliriz. Dilediği şekilde seni oluşturdu. Bir anlam verebiliriz. Gördün mü? Şimdi dikkat ettiyseniz Yasin Suresi'nde de bir, son, bir sonraki işte e, Ambe Suresi'nde de yani buraları işlerken de hep oralarda da şeye girildi yani bizim yaratılışımıza mutlaka girilmişti burada da yine aynı şekilde mahşer sahnesinden pardon kıyametin kopuşundan bahsedildikten sonra burada da yine aynı şekilde ne yaptı arkadaşlar yaratılışımıza girdi ve Rabbimiz kendine ait olan e, esmalı e, sıfatlarından beş tanesini bir ayette geçirdi burada dedi ki ben kerimim dedi yani cömert olan şimdi ayetleri bütün olarak hepsini okuyalım beraberce. Mesela yukarıdan itibaren baktığımızda 6. ayetten itibaren Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhal insanu ma garrake beni ne aldattı diyor. Neye güvendin ey insanoğlu neye güvendin? Bir Rabbike. Şimdi bakın bir Rabbike'den itibaren başladık. Seni aldatan ne? Ne ne güveniyorsun sen? Sen şöyle bir e, kudrete karşı aldanmışlık içerisindesin. Bolca nimet ihsan eden, sonra arkasından seni yaratan, sonra arkasından seni şekillendiren, sonra arkasından seni dengeli hale getiren, sonra arkasından da dilediği şekli veren, esmerde siyahtı, beyazdı, sarışındı, işte şöyleydi, böyleydi, şekilden şekile. Böyle birbirinin eşi benzeri olmayan bir sürü insan var ortada öyle değil mi? Seni bu şekilde yaratan, burada beş tane sıfatını sayıyor. Buna karşı seni aldatan ne? Bakın bunu soruyor. Bu özellikleri saydıktan sonra diyor ki seni aldatan nedir diyor. Şimdi burada bugün ilk defa ben cömert olan özelliğinden bahsedeceğim. Sonra arkasından da diğer özelliklerini de sizden isteyeceğim. Mesela yaratandır, halegan. Yine aynı şekilde sevva şekillendirendir. Yine aynı şekilde feadeyle e, dengeli olandır. Yani dengede olandır. Yine burada e, sura şeklinde geliyor ya maşa e, gebe şeklinde. Burada terkip eden şekil veren şeklinde de burada gelmiş oluyor. Bunu da yine ne yapmanızı istiyorum? Bunlara da böyle bir bakmanızı istiyorum. Şimdi burada kerim olan Rabbimiz. Cömert olan Rabbimizdir. Bol bol ihsan eden, bol bol veren bir Rabb'dir. Burada ceza, buradaki bol bol verişte özellikle şuna dikkat etmenizi istiyorum. Cezayı erteleyerek vermektedir. Şimdi bakın o kadar çok söylüyor ki e, nankör insan diye söylüyor. Nankör insan dedikten sonra da yine ihsan ile e, bol bol ihsan etmeye devam ediyor. Çünkü Rabbimizdeki şey şudur. Ba e, yapmış olduklarını, insanların yapmış olduklarını ya da yapılmış olan nankörlüğü yani verilecek olan cezayı da acele etmeyerek ihsan eden e, anlamında kullanılmaktadır. Ve burada burada yüce Rabbimizin merhametine güvenden kaynaklandığı merhametinden kaynaklandığını da bilmemiz gerekmektedir yani Rabbimiz gerçekten çok cömert bütün nankörlüklere kötülüklere rağmen bütün insanlara bol ihsanda bulunmaktadır yapmış olduklarına baktığınızda sizin dahi insan olarak ya aslında buna bunun verilmemesi gerekiyor hak etmiyor düşüncesinin oluştuğu noktada dahi o kişinin cezale, cezasında acele etmeyerek hala ihsanda ile muamele etmektedir. Yani bol bir şekilde ona nimet vermektedir. İşte burada burada özellikle bizler cansız iken hayat bahşeden ardından sizi öldürecek sonra da diriltecek olan en sonunda da sizi kendisine döndürecek olan Allah'a karşı nasıl nankörlük ediyorsunuz? yeryüzündekilerin tümünü sizin için yaratan sonra göğe yönelerek onu yedik gök olarak düzenleyen odur ve nihayet her şeyin bilgisine sahip olan da odur. Kimdir? Rabbimizdir. İşte bu ayetler Yüce Rabbimizin kerem sahibi oluşunun en güzel ifadeleridir. Yani o kadar çok nimet vermiştir ki bize vermiş olduğu nimetleri biz saymakla bitiremeyiz. İşte burada da arkadaşlar cömert olan Rabbine karşı seni aldatan nedir derken etrafınıza bakarak gerçekten yapılmış olan hataları bulunulmuş olan gafletin içerisindeki halimize bakmadan Rabbimiz ne yapıyor yine ihsan bol ihsanla bize muamele etmekte ve bizim cezamızı ya da varsa alacağımız şeyler cezalar onları ne yaparak acele etmiyor zaten kendi katında verilmiş olan bir söz var. O güne kadar bekleyecek ve o güne kadar ne günü hesap gününe kadar. Ve ne yapıyor? Yine bol bol merhametiyle muamele ederek e, biz insanlara ve diğer bütün mahlukata e, bol bol ne yapmakta? ihsanda bulunmakta. Peki Allahü Teala yaratandır. E, burada özellikle yazdım. Dikkat edin. Allahü Teala şekil verendir. Bunları özellikle önümüzdeki hafta için araştırmanızı, GAY'ı, sonra FESEVA'yı, ADELE'yi bunların hepsini araştırıyorsunuz ve kendi şahsımızda da düşünüyoruz. Diyoruz ki acaba biz burada nerelerdeyiz, ne durumdayız? Onlara bakarak bu şekilde değerlendirelim. Olur mu arkadaşlar?